Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta Can Yücel ile karşınızdayız. Babam Uygur Orhan Can Yücel'i çizecek sizlere. Güzel bir resim olacağını düşünüyorum. Sizler de umarım keyif alırsınız çizimden, sohbetten. Can Yücel hakkında bilgiler vereceğiz. Tabii bu süre içerisinde yeni aboneler kazanıyoruz sizlerin sayesinde. Sizlerin beğenisi sayesinde daha fazla insana ulaşıyoruz. Bunları arttırırsak biz de daha çok seviniriz. Yorumlarda istek sanatçı çizebileceğimiz insanlar hakkında istekte bulunabilirsiniz. Biz de eğer uygun görürsek o kişinin portresini çizmek isteriz. Şimdilik sizi babamla bırakıyorum. Birazdan Can Yücel hakkında bilgiler vereceğim ben de. Söz sende baba. Evet, hoş geldiniz. Tabii bugün Can Yücel'le devam ediyoruz. Evet, yani doğayı çizgilerle soyutlayarak tekrar yeniden yorumluyoruz ve çiziyoruz. Can Yücel'in bu resmini hiç görmemiştim ben ya. İlginç. Evet, farklı bir resmi bu. Evet. Ben de şey buldum. Evet. Sesi. Evet. Hasan Ali Yücel'in oğlu, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali'nin oğlu. Yani çok ensiz bir çeviri bilimi, çevirisi, yabancı dili çok iyi. Evet. Önemli bir evet, Sevgi Duvarı şiiri var. Onu çok severim. Sevgi Duvarı şiiri. Evet. Gömleğine bak. Evet, Çay dudak. ister misin? Ben bir Çay, evet. çay şey yapacağım. Hafif bir çay, evet alabiliriz. Alacağım. Sana da getiriyorum. Evet. Sakallı resimleri çizmek kolay oluyor sanki. Karıştır gitsin şöyle çizgileri. Evet. Bu biraz zor mu ya? Saçları evet. Yaparız ama. Evet, aradıkça buluruz. Arayan bulur. Evet, kaşlara bak, ilginç. Bu çizgiler buraya geliyor, bunlar buraya geliyor. Çok delice bakıyor ya. Yani farklı bir göz biçimi var. Evet. Can Yücel. Hiç doğru bir çizgi yok. Hep araştırıyorsun. Sonsuz. Evet. Doğru çizgiyi. Evet. Evet. Saçlara bak. Yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Bu yaşta saçları dökülmemiş ha. Çok güzel. Evet, bayağı gür görünüyor. Evet. Bu pozu kime verdi acaba? Sinirli gibi biraz. Bilmiyorum Ara Güler mi çekti yoksa. Evet. Ama bu burada biraz genç sanki. Genç yaşları olabilir tam şey. Yani evet yaşlısını da biliyorum da. En son Datça'ya yerleşti. Orada çalışmalarını orada sürdürdü. Can Yücel. Mezarı da orada. Evet. Korkusuzca atıyorum. Evet. Korkmuyorum. Güzel oluyor. Yani yanlış çizgi altta kalır. Altta kalan çizginin canı çıksın. Evet, Can Yücel kimdir? 21 Ağustos 1926'da doğmuş. Baba İstanbul'da. 21 Aralık. 21 Ağustos. Ağustos. Hangi yıl dedim? 1926. 1926. Şair Cumhuriyet. Can Yücel. Tabii ki Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak da biliniyor.
edebiyatla çok küçük yaşlarda tanışmış oluyor. Babasının etkisi olmuştur tabii ki. Orta öğretimini Ankara'da yapmış. Şeyde Erkek Lisesi, Ankara Erkek Lisesi. Daha sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Klasik Filoloji bölümünde okumuş. Dil bilimi. Aynen. Klasik filolojiyi. İngiltere'ye gitmiş, Cambridge Üniversitesi'ne. Orada eğitim almış. Ve sağ sayende tekrar yeniden bilgilerimi tavsiye ediyorum. Londra'da da sonra radyoda çalışmış. BBC'nin radyosunda çalışmış. Evet, sen de çizgilerden bahset biraz. Çizgiler. Nasıl atıyorsun? Ruhunda ne var bu çizgilerin? Çizgilerin, evet, çizgilerin ruhu. Evet. Evet, birbirinin takip eden çizgiler. Birbirini kesen ve paralel olan çizgiler. İşte bunda da bir diyalektik yakalıyorsun tabii. Evet. Yani çizgilerin diyalektiği. Yani evet, böyle sakallı insanlar görünce Victor Hugo geliyor aklıma. Evet, yanlış mı yaptın? At buraları, düzelt gitsin şöyle. Evet. Türkiye'ye dönüşünde şey yapmış. Bodrum'da turist rehberliği yapmış. Tabii yabancı dil olduğu. İngiltere'den döndükten sonra. Yabancı dil olduğu için. Evet. Turistlere. Sonra İstanbul'a yerleşiyor. Orada çevirmenlik yapıyor artık. Bağımsız olarak çevirmenlik yapıyor. O şekilde yaşamını sürdürmeye başlıyor. Evet. Ant dergisinde ben makalelerini okuyorum. Babamın dergisi vardı, Ant dergisi. O zamandan beri evet. Biliyorum. İlk şiirlerini 1956 yılında Yazma adlı kitapta topluyor. O kitap bende vardı, yazma kitabı. Yani 24 yaşında yayınlamış ilk kitabını. İlk şiir kitabını. Evet. Hangi şiirini okuyacağız bugün? Hangisini istersen. Evet, ironik, mizahi, çok farklı, özgün bir tarzı, kendine özgü bir biçimi var, üslubu var. Evet, Can Yücel, ana hatlar oluyor. Alnın kırışıklığına bakarsan, bayağı evet. Che Guevara'dan ve Mao'dan çevreler yapıyor tabii. 12 Mart 1971 darbesi döneminde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış bu yüzden. 15 yıl. Aynen. Sonra 74'te genel af olduğu için 3 yıl yatmış çıkmış. Yani o arada ne zaman girdi bilmiyorum da 71'de. 74'de şey Ecevit affı, şey Rahşan affı. Evet. Yine Sevgi Duvarı bir şiir kitabının adı. Önemli. Evet. Bir siyasinin şiirleri var. Ölüm ve Oğlum var. Can Feda var. Tabii William Shakespeare çevirileri var. Onu biliyoruz. Tabii. Lorca çevirileri, Bertolt Brecht çevirileri var. Evet, Brecht. Türkçe'ye kazandırmış bunlar hep. Leman ve Öksüz gibi mizah dergilerinde yazmış. Onun dışında Gerçek, Evrensel Kültür dergileri,
Evrensel Emek Gazetesi'nde de yazmış. Vay yıldırı bak. ...96 yılında Emek Partisi'nin kurucular arasında yer almış. 99 seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin İzmir Milletvekili adayı olmuş. Ve 12 Ağustos 1999'da da İstanbul'da yaşamını yitiriyor. Ben ışıkları koyayım da evet. Ben dalmışım, sen devam et. Genç ölmüş baktığında baba. Ne, 26 26 70 74 yaşında ölmüş, yani genç sayılır. Yapma ya. Ben 70-80 sanıyordum ya. 74 işte. Evet, 80 evet. 26 genç doğumlu ne yani. Oluyor? 26 doğumlu 23 yaşında vefat etmiş. 73 yaşında. Evet. Evet. Ve tabi Can Yücel deyince hakkındaki sahte şiirlerden de tabii. Metinlerden de bahsetmek lazım. Ama evet. Ondan önce ben bir çay koyup geliyorum. Evet evet evet. Muhabbet ediyoruz. Ben anlatabilirim. Evet. Çizgilerin diyalektiğini arıyorum ben. Bunları bir gün sergileyeceğiz. Evet. Göz bebeği oraya teğet geçiyor. Alt şeye değmiyor tepeden baktığı için. Evet, insan dalınca unutuyor o çizgileri. Çok televizyon bakıyor böyle ya. Şuraya koyayım da buradan. Çok teşekkürler ya. Uzanıp alabilirsin. Evet, dökmeyelim. Evet, yanlışımı gördüm. Evet, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış. Çok delici bakıyor ya. Evet, böyle karışık çizgileri çok seviyorum. Hiç tıraş olmuyormuş herhalde. Evet. Evet, çizgilerin orijinalitesi. Evet. Takdir sizin. Evet. Bunları sergileyeceğiz. Şimdi küçük ayrıntılara geliyoruz. Evet. Burada yumuşak bir şey olmaz. Bir çay molası veriyoruz. Şimdi ruha dönüş çizgilerine geliyoruz. Nereden nereye? Nereden nereye? Evet, ne demiştik? Sahte Can Yücel şiirleri. Evet. Bayağı internette dolaşıma sokuyor. Tabii sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla
Evet. Bayağı alıyor başını gidiyor. Kendi yazıyor belki, sonra altına Can Yücel okunsun diye Can Yücel yazıyorlar. Aynen. Kimse tuttu bilmiyorum. Yılmaz Güney diyor. Erkeksen vur, vursaza al silah eline falan. Yılmaz, altına da Yılmaz Güney yazıyor. Halbuki Yılmaz Güney öyle bir şey söylememiş. Eşi Güler Yücel bu konuyla ilgili Kemal Öncü'ye röportaj vermiş. Kemal Öncü'yü tanıyor musun? Yok. Yine örneğin Her Şey Sende Gizli diye bir şiir var. O demin söylediğin şiir var. Mistik, kaderci, boşverci, metafizik, bulamaçlı bu şiirlerle cana karşı adeta faili meşhur bir kampanya yürütülüyor gibi demiş. Ya. Canın şiiri şiir gibi şiirdi. Ne öyle ömür dediğim bir gündür. O da bugündür. Gerçek mi ya? Bunu insan düşünebilir ya, böyle bir şey yazamaz. Ömür dediğim bir gündür, o da bugündür. Altına Can Yücel. Ye, iç, eğlen, keyfine bak, gerisini aldırma mesajı vermeye çalışıyorlar demiş. Evet, aha. Evet. Evet, çizgilerin diyalektiği. Evet, dümdüz bir çizgi değil işte. Evet. Kesintili ama bir bütün. Ve bayağı bir 50 şiir var böyle yani. Bağlanmayacaksın şiiri. Kadın dediğin, erkek dediğin. Senin olmanın en güzel yanı gibi böyle. Daha 50 tane şiir saymışlar baba. 50 tane. Böyle rakı içen kadınlar, ateş ve su, ülke bölünsün istiyorum başlıklı yalan şiirler. Şuna bak. Galiba evet. Yoruldum. Şiirin başlığına bak. Evet. Ya Can Yücel böyle bir şey yazmaz. Yani tanıyan, evet. Aynen. Kendi ruhuna uygun olanı orada, evet, kabul edebiliyor. Evet. Evet, kaşlarını abartabiliriz. Al sana abartma. Atlisin şöyle çizgileri. Abartıyorsun. Evet. Bak, dudakları görünmüyor. Dişleri olmadığı için. Evet. Bak çizgiler nasıl rahat rahat akıp gidiyor şöyle. Evet. Can Yücel'den hangi şiir? Hangisini istersen. Sen de şiirle tanışıklığın. Sevgi duvar mı? Hangisini istersen. Parandiler'de nasıldı o ya? Türk gençliği ile ilgili bir şiiri vardı. Demir parmaklıkta arkasında barfix yapan. Saçları evet. Biraz öbür taraftan gelen ışıktan gölge düşüyor. Ama önemli değil. Ama görünüyor. Görünüyor. Şimdi gözlerdeki ruha geleceğiz şimdi. Açıları yakalıyoruz. Evet, burada bile evet. Vallahi berbere gitmiş. Aynen, kesinlikle. Evet. Bakmıyormuş ya kendine. Kaşlara bak. Kaşlar da bayağı güzel. Şuraya bak. Akmış gitmiş şuradan. Evet ya. Şimdi biraz sonra ruha gireceğiz. Ben gözlerin beyazını biraz fazla buldum sadece. Evet. Gözlerin beyazı fazla. Gözlerin beyazı fazla. O zaman ben şiire giriyorum artık. Gir artık. Sevgi duvarı.
Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı oysa? Yanlış oldu. Baştan tutuyoruz.